8 Ağustos Perihan'ın hatıra defterini birçok sayfaları kopmuş ancak şu satırlardan itibaren okunabiliyor. Aradan aylar geçmiş. Kamuran Hanım adadaki köşkünün bahçesinde bir şezlonga yaslanmış olduğu halde elindeki kitabın sayfalarına dalan gözlerini güneşin altında baygın duran denizin mavi sularına doğru kaldırıyor ve tekrar kitabın satırlarını çeviriyordu. Bu esnada bahçe kapısından giren bir postacı onu mütalaasından ayırmıştı. Lakayt bir eda ile kendisine uzatılan zarfı alırken ne taraftan diye soruyordu. İstanbul hafifçe esnedi. Ya bir çay ziyafeti yahut bir gezinti için kendisine yazılan davetnamelerde eksik olmadığını düşünerek bunun da o neviden olmasını tahmin ediyordu kendi kendine. Aman kim gidecek diyordu. Fakat mektup eline alır geldiği için biraz hayret etti ve bunun içinde çok yazı var diye düşündü ve acele açtı. Öne birçok satırlar ile karartılmış birkaç sayfa kağıt düştü. Şaşırmıştı. Derhal imzaya baktı. Hüseyin Şakir. Bütün bütün şaşırdı. Gözleri ilk satırlar üzerinde dolaştıkça yüzünün hatları birbirine karışıyor. Heyecanı artıyordu. Bu Hüseyin Şakir nelerden bahsediyordu ve kimdi? Mazinin sesi. Evet, hakikaten bu satır mazinin sesiydi. Kulaklarında fısıldayan bu ses okuduğu satırları gözleri önünde canlandırıyordu. Uzak eski günlerin hatırası. Parmaklarını saçların arasında gezdirdi ve bir sigara yaktı. Heyecandan titriyordu, okumaya başladı. Hanımefendi, Size uzun yılların ardında kalan günlerden bahsedeceğim. Bu uzak, çok uzak bir mazinin sesidir. Cesaretimi af buyurmanızı rica ederim. Dün akşam, yani 25 seneden beri sizi ilk defa görüp tanıdığım akşam. Tabii siz beni hiç tanımamıştınız. Sesiniz birdenbire ruhum üzerinde ne derin bir tesir yapmıştı. Dikkatle yüzünüze baktım. Yeşil gözleriniz asla güzelliğini kaybetmemişti. O dakika nasıl metanetimi muhafaza ettiğime şimdi hayret ediyorum. Başımın uğultuları kalbimin heyecanı içinde titrerken, arkadaşım beni sizi süslü kelimelerle takdim ediyordu. Siz her zamanki gibi vakur bir eda ile hafifçe başınızı eğip, ufak bir selam verme tenizü gösteriyordunuz. Ne olur? O dakika biraz dikkatle yüzüme bakmış olsaydınız. Çehremde uzun yılların çektirdiği yeis ve kederin asarı harabesini görecektiniz. Bu kadar zamanlardan sonra kalbimdeki acıya tahammülsüzlüğün zaafından korkarak bir tarafa çekildim. Fakat gözlerim çocukluğumdan beri ruhumu aydınlatan gözlerinizi arıyordu. Kalbimin o ezeli tutkunluk mütehasir ve umutsuz saatlerce size bakmak istiyorum. Siz etrafınızla çok meşguldünüz. Ben yavaş yavaş kendimi size bakmaya alıştırıyordum. Dimağımdan hiç silinmeyen şahane bir kadın hayalinin hakiki şahsiyetini şimdi karşımda görüyordum. Yüzünüzde bütün elemlerini kalbine gömmüş ve hayatta lüzumundan fazla çile çeken, çile çekmiş bir ruhun yorgunluğu vardı. Alnımızdaki çizgiler geçirdiğiniz uykusuz gecelerin ızdırabını söylüyor. Mağrur başınıza süsleyen kır saçlarınız yüzünüze ne var bir güzellik veriyordu. Gözlerinizin ta derinlerinde niçin hala hasret ve hicran ateşi yanıyordu? Kederle olgunlaşan ruhlar birbirlerini nasıl anlıyorlar? Hayatta siz de benim kadar zavallı bir mahluk idiniz hanımefendi servetiniz, ihtişamınız, güzelliğiniz size istediğinizi vermeye kafi gelmemişti. Siz de benim gibi bütün ömrünüzde bedbah ve avare yaşadınız değil mi? Bu satırları okurken mazinizle bu derece alakadar oluşuma hayret. Belki de hiddet buyuracaksınız. Bunda haklı olabilirsiniz. Siz bir genç kızken sizi sizden ziyade tanıyan bütün hislerinizi tahlil eden ben zavallı ben evinizde büyüyen öksüz bir çocuk, sadık bir köpek gibi sizden iltifat dilenen bir mahluktum. İltifatınızı esirgediğiniz kâfi gelmiyormuş gibi hakaretinizle benliğimi hırpalamaktan ne zevk alırdınız. Sizin gibi asil bir nesilden dünyaya gelmeyişimin benim bu ebedi bedbahtlığımı hazırlamış olduğunu düşünür ve tahammül ederdim. Çok hassas bir kalbim. Çok hasta bir ruhum vardı. Yalnız da zehirli bir saadetin elemiyle yaşamaktan nihayetsiz bir zevk alırdım. Izdıraf ve eza çekmeye susamış olan kalbimde hiçbir kanun ve kayıt tanımayan yüksek bir aşk yaşardı. Başımın içinde kendi kendime bir hayal alemi yaratmıştım. Bu hayal ve bu aşk benimle beraber büyüdü. Bugüne kadar kalbimin bu histen başka bir hisle çarptığını bilmiyorum hanımefendi. Halbuki siz çok mağrur, çok müteazım bir küçük hanımefendiydiniz. Hayat size daima şen tebessümlerle neler neler vaat ediyordu. Emirlerinize amade olanlar arasında benim hakir mevcudiyetim ufak bir nazarınızın tesadüfünden bile mahrum kalırdı acı bir yoksulluk içinde bitmeyen bir sevgi. Sonu olmayan bir intizarla sizden ne beklerdim acaba? Bu istifama kalbim hiçbir gün cevap veremedi. Ben sizin için ve nasıl olduğunu bilmeden anlamadan küçük yaşımdan beri bir sevgi tabiiyle yavaş yavaş alışa alışa sevmeye başlamıştım. Bu his benim o kadar benliğime karışmış, o kadar kalbime yerleşmişti ki sizin evinizdeki mevkiimin derecesini ve şahsiyetimin ehemmiyetini hiç düşünmüyordum. Ya Rabbi, bu ne büyük, bu ne ebedi, bu ne devasız, ne tatlı bir dertti. Beni ah buyurunuz hanımefendi. Bu ilk itiraf kalbimin son isteğidir. Bunu bir dahi istemeyeceksiniz. Fakat biraz beni dinleyiniz rica ederim. Senelerin gizlediği o kutsi aşkın son demin ihtizarını dinleyiniz. Sizden sadaka ve merhamet istemiyorum. Yalnız bunlara bedel küçük bir hissi hürmet, kalbimin bu aziz sırrına hürmet istiyorum. Bilmem der hatır buyurulur mu? Size veda etmeden, gözünüze görünmeden birdenbire evinizden, muhitinizden kaçmıştım. Buna ne mana verdiğinizi bilmiyorum. Fakat artık sizin yanınızda benim için yaşamak imkanı kalmamıştı. Siz hayatınıza büyük bir inkılap geçirmiş 24 saatlik bir genç kadın olmuştunuz. Bu benim hayatım üzerinde ne büyük tesir yapmıştı. Halbuki siz benim neyimsiniz ve ne mi olmak imkanı vardı. Bunu düşünemiyordum. O gün dünya bana karanlık bir matem içinde ağlıyor gibi görünüyordu. Yersiz, yurtsuz, ümitsiz bir serseri olarak buradan kaçmayı düşünüyordum. Kalbimde deşilmiş bir yaranın acısı gözlerimden yaşlar getiriyordu. O gün konağın içinde ne çok kalabalık vardı. Siz beyaz gelin elbiseleri içinde salonları dolaşıyordunuz. Ne kadar güzeldiniz o gün. Herkes gülüyor, eğleniyorken siz bütün mahvolan emellerinizin, ümitlerinizin enkazını seyreder gibi gözleriniz dalgın bakışlarınız küskün ruhunuza bir ölüm soğukluğu silmiş zannolacak kadar cansız hissiz görünüyordunuz. Ah sizi benim kadar anlayan, benim kadar gören, benim kadar seven bir insan daha olmalıydı ki bütün harekatınızın manayı, esrarını keşfedebilsin. Büyük bir feragati nefiste her şeyi ezmiş, kalbinizi çiğnemiş, aşkınızı istikrar etmiş, hiç sevmediğiniz ve asla sevemeyeceğiniz bir erkekle sessiz ve şikayetsiz olarak hayatınızı birleştirmeye razı göstermiştiniz. Azminizin, iradenizin kuvvetiyle nefsinize yaptığınız bu zulüm, gözlerinize dişi bir parsın gözleri kadar vahşi ve kindar bir parlaklık vermişti. İşte bunu yalnız ben görüyordum ve ben anlıyordum hanımefendi. Azabınızı, zırabınızı ruhunuzun derinlerine gömmek ve gizlemek için gururunuzla kalbinizin mücadelesini yalnız ben seyrediyor, ve size acıyordum. Evet, siz çok zavallıydınız, çok zavallı. Çünkü en tatlı hülyalarınız, en parlak ümitlerinizi söndürmüşler, sizi aldatmışlar, sizi terk etmişler. Hiçbir kuvvet önünde eğilmeyen başınızın gururunu çiğnemişler. Sizi hiç sevemeyeceğiniz bir erkekle evlenmeye mecbur etmişler. Siz bu izdivacı azameti ruhunuza bir silah olmak üzere kabul ederek nefsinizi ebedi bir işkenceye teslim etmekle kaderin önünde talihinizin bu acı alaycı tutumuna başınıza eğmiştiniz. İşte dün akşam sizi gördüğüm zaman gözlerinizde hala senelerin silemedi o gizli derdin, kalbinizi parçalayan o elin feragatin gölgesi vardı. Evinizden, yanınızdan hatta muhitinizden uzaklaştıktan sonraki hayatımı ve her geçen günün ve elem ve eza verici sefahatını yazmak mümkün olsa. Hanımefendi, yalnız şunu söylemek isterim ki hayat yolunda rehbersiz ve kimsesiz kalmıştım. Elini uzatacak bir el sesimi duyacak hiç kimse yoktu. Bu yokluğa rağmen ben çaresiz değildim. Sırtımdaki ızdırap yükünü taşımaktan şikayet etmiyordum. Bu ebedi feragat, bu ebedi hasret, bu ebedi hicran hislerimi yükseltiyor. Bana insanlığın ve tahammülün ülviyetini öğretiyordu. Azmim, iradem çok sağlam olduğu halde yaşayıp ve çalışıp hayatın yüksek mertebesine erişmek için imanımın kuvveti daima bana yardım ediyordu. Günler geçiyor, aylar geçiyor, yıllar geçiyordu. Mazinin ölmeyen hatıraları hala beni terk etmiyordu. Sizin teneffüs ettiğiniz havadan çok uzaklarda yedim. Fakat mühitinizden süzülüp bana kadar gelen bir rüzgar sizden her zaman bana ümit, cesaret ve kuvvet getiriyordu. Zekam artıyor, şek ve gayretim çoğalıyor, çalışıyor, okuyor ve seceye sahip oluyordum. Uzaklığınızda bulduğum kudreti yakınınızda kaybedeceğimden korktuğum için sizi tekrar görmek ve ahvalinizden haberdar olmaya cesaret edemiyordum. Siz benim nurdan bir rehberim olmuştunuz. Sizi rüyamda gördüğüm gecelerin ertesi mutlaka bana büyük muvaffakiyetler hazırlamış olurdu. Ne çare ki hanımefendi hayatımın hiç dolmayan boşluğu içinde yeğiz ve ızdırapla ağladığım çok geceler vardır. Nihayet bir gün size benzer bir genç kızla evlendim. Bu talih ve tesadüfin yardım ile karşıma çıkan bu kız hakikaten sizin şahsı diğeriniz denecek derecede size benziyordu. Hayatın bu eseri lütfuna bin şükürle bağlandım. Ah bu ne aldatma bir rüyaymış meğer. Sizin zengin varlığınızı, sizin ince ruhunuzu, sizin muazzam şiiriyetinizi onda aramak ne beyhude bir emelmiş. Hayalimin kırıklığı karşısındaki kadına yalnız marazi bir merhamet hissiyle merbut kalabildim. O bana o kadar uzak, o kadar yabancı kalmıştı ki. Ben sizin karşımda yalnız canlı bir potrenizi seyrediyor veya bir heykelinizi görüyordum o kadar. Yıllarca unutulmayan bir aşkla, tükenmeyen bir merhamet arasında için için ısrap çekiyordum. Bu çok eza verici bir ömürdü. Onun daima sizi hatırlatan çehresi, size çok benzeyen gözleri karşısında maziyi hiç unutmuyordum. Nihayet günün birinde bütün muhitimi sarmış olan kara dumanlar arasında birdenbire bir ışık belirmişti. Bütün dünyanın neşesini kalbime dolduran bu ışık kızım Nur'andı. Bu çocuk bana sizin aşkınızdan doğan bir aşk olmuştu. O benim her şeyimdi. Şimdi ben hayatın manasını yaşamanın zevkini hisseden yeni bir insandım. Izdırabım dinmiş şifa yap olmuş bir hastanın duyduğu bir sevinçle yeryüzünde her şeyden ayrı bir haz almaya başlıyordum. Mazinin hatıraları hayalimden de silinmiyor fakat acıları azalıyordu. İşte hanımefendi, bugün bu kızın hayatına bağlı olan hayatımı yine büyük elemler hırpalıyor. Çünkü onu bedbaht görmekten hasıl olan üzüntü ve ızdırap içinde size bu satırları yazarken ağlıyorum. Zira onu büyük bir tehlike tehdit ediyor. Babasının hasta ve alil ruhuna varis olan bu çocuğun benim kadar tahammül göstermek imkanını bulamayacağını düşündükçe azimden titriyorum. Onun da benim gibi bütün ömründe gayri kabili husul bir emel peşinde harap ve perişan bir halde inleyeceğini görüyorum. Bu son satırların ihtiva ettiği manayı biraz belirsiz bulabilirsiniz. Zannederim. Aklınıza hiç gelmeyen kederli bir tesadüfün hazırladığı ve benim ufak bir tahkikatım neticesinde yeni öğrendiğim müthiş bir hakikat bu defa hayatımı ta esasından ve tam manasıyla can evimden vurup harap etmiştir. Bu cesaretimi affediniz. Bu uzun yazılarla sizi meşgul ettiğim için çok müteessirim fakat... Ruhumun acılarını dökmek için kalbime en yakın insan sizi tanıyorum. Siz benim için günahsız bir mahluksunuz. Bana bilerek bir fenalık etmediniz. Ben hislerimin mağlubu olarak uzun yıllar aşkın çilesini kendi kendime çektim. Hasret ve ızdıraptan nihayetsiz bir acı, bir zevk duydum. İşte hanımefendi kader denilen o görünmeyen neden şimdi aynı çileyi kızıma çektirmeye başladı? Oğlunuzu onun karşısına çıkardı. Yine aynı sebeple 25 sene sonra tekrar buradan kaçmaya mecbur etti. Zira onu kurtarmanın ancak buradan uzaklaşmakla kabil olacağını düşünüyorum. Şimdi ızdırabım daha karışık, daha dayanılmaz bir haldedir. Geçmiş günlerin azabı söz verilmiş ve mukadder bir şey gibi geldi yine beni buldu. Artık yazamıyorum, düşünemiyorum. Başımın içi yanıyor gece. Bitmek üzeredir. Sabah oluyor. Hülyalarınızın arasına girerek hazır edeceği kısa bir tesirle belki sizi 5-10 dakika müteessir edecek olan bu uzun sayfalar artık mazinin son sesidir hanımefendi. Bunu bir daha işitmeyeceksiniz. Hüseyin Şakir Kamuran Hanım derin bir hayret içinde bitirdiği bu uzun mektubu dizleri üzerine bırakmıştı. Zihni o kadar karışmış, o kadar heyecana kapılmıştı ki bir an rüya gördüğüne inanacağı geliyordu. Elleri saçlarının arasında dolaşıyor, gözleri bir noktaya dalıp kalıyordu. Ne düşündüğünü de bilemiyordu. Bir sigara yakmıştı. Hakikaten bu satırlar mazenin sesi gibi kulaklarına eski günlerin unutulmaz hatıralarını fısıldıyor. Hayalinde şimdi o zamanların en ince teferruatı canlanmaya başlıyordu. Büyük muhteşem bir konak. İçerisi birçok insanla dolu. Bunların arasında ince zarif bir genç kız. Annesi babası bütün konak halkı bu kızın varlığı için yaşıyor. Bunların arasında solgun yüzlü mahzun tavırlı bir öksüz çocuk var. Bu çocuk her gün ayakları altında dolaşan küçük bir köpek gibi gözlerinden şefkat ve muhabbet taşan bir mahluk. Onu konağın içinde herkes seviyor ve acıyor. Onu sevmeyen ve acımayan yalnız bu genç kızdır. Şimdi Kamran Hanım bunları düşünürken içinde derin bir sızı duyuyordu. Kalbinde taşıdı o gizli derdi yalnız Hüseyin keşfettiği için ona düşman olmuş. Onu kırmaktan, incitmekten büyük bir zevk almıştı. Nihayet bir gün feci bir inkisarı Emel karşısında kalan kendisi artık feragati hepsi hayat ederek Selver'in babasıyla evlenmeye karar verdiği zaman manen ölmüş bir haldeydi. Teselli kabul etmeyecek kadar metiş olan bu sükutu hayal onu yıkmış, ezmiş, harap etmişti. Hüseyin bunların hepsine bakıptı. En buhranlı zamanların en acı gözyaşlarının şahidi o olmuştu. Şimdi sigarasının dumanları arasında hep bunları düşünüyordu. Kalbini teslim ettiği erkek yabancı değil. Eniştesinin kardeşiydi. Her gün birbirlerini görmeye müsait olan yaşayış tarzı aralarındaki muhabbeti arttırmaya yardım ediyor. Geçen günlerin her dakikası kalbini ateşten bir ağ örüyordu. Bu hayatının çok elim, çok hazin bir vakasıdır. Aldatılmış, terk edilmiş bir vaziyette kalmıştı. Gurur ile mücadele ederek kalbindeki ızdırabı öldürmeye çalışmış. Emellerinden kırılmamış kalan şeyleri de kendi elleriyle kırıp parçalamıştı. Hayat artık onu ceryanı içine almış uzun seneler emelsiz, ümitsiz, rüyasız geçmişti. Yüzünde eski zamanlara ait bir ızdırap gölgesi dolaştı. Derin bir göğüs geçirdi, heyecanı gittikçe artıyordu. Senelerce kendisine meçhul kalan bu büyük aşk damarlarında ani bir hararet, başının içinde şiddetli bir fırtına yapmıştı. Evvelte akşam Kulüpte kendisine takdim edilen Hüseyin düşünüyordu. Ona hiç dikkat etmemiş, hiç ehemmiyet vermemişti. Şimdi gözleri önüne esmer bir yüzle kırlaşmış saçlar ile biçimli bir baş geliyor ve bu adamın yerlere kadar eğilerek kendisine tazimkar bir selam verdikten sonra yanından kaçar gibi bir tarafa çekilip oturduğunu hatırlıyordu. Mektubun tarihine baktı. Halinde bir telaş vardı. Bu yazılar onunla aralarında yeni hasıl olmuş müşterek bir sırrın nişaneleri gibi kalbine tuhaf bir his vermişti. Kağıtları derhal koynuna soktu. Bunları oğlunu görmesini istemiyordu. Etrafına baktı. Servet'in şimdi banyodan dönme zamanıydı. Onları bir kere daha okumak için vakit yoktu. Ayağa kalktı. Bu ani hadise hayatını altüst etmişti. Ne düşündüğünü kendisi de bilmiyordu. Yavaş yavaş içeri girdi ve odasına çıktı. Gayri ihtiyari bir hareketle aynanın önünde durdu. Kalbinde unutulmuş bir yaranın derin derin sızladığını duydu. Ve dudaklarında bu sızının verdiği tesis eden hasıl olmuş hazin bir tebessüm dolaştı. İçini çekerek hafifçe başını salladı. Beyaz saçlarını parmaklarıyla tarayarak düzeltti dikkatle alnındaki çizgileri tetkik ediyordu. Kırışmaya barışmaya meyal yanaklarının bir zamanlar ne kadar parlak ne kadar körpe olduğunu acı acı düşündü. Ya saçları ne yumuşak ne güzeldi. Koyu yeşil gözlerinde bin bir renk vardı. Dima'nın sisleri arasında çok güzel, çok cazip bir genç kız potresi canlanmış olduğu halde derin bir esefle tekrar içini çekti. Yaşlılık, Yaşlılık diye söylendi. Öğle yemeğine indiği zaman sofrada server onu bekliyordu. Oğlunu görünce güldü genç adam pür sıhhat ve pür neşe neşeydi. Annesine "Bugün ne kadar güzelsin anne." diye tatlı bir bakışıyla Kamuran hanımı süzüyordu. Karşı karşıya masanın başına oturdular. Kamuran Hanım Nura'nın lakırdısını açmak için bir zemin arıyordu. Bugün gidip Hüseyin Şakir'i görmek için içinde bir telaş vardı. Bir lakırdı söylemiş olmak için sordu. Banyo kalabalık mıydı? Oldukça. Erken geldin. Canım sıkıldı. Bugün ne yapacaksın? Akşam üzeri belki biraz dolaşır sonra kulübe giderim. Senin genç ve güzel arkadaşların nerelerde? Server omuzlarını silkerek güldü. Onların birinden hayır yok. Hepsi bir tarafa dağıldılar. Ferah ile Nurhan'ı da görmüyor musun? Ferah mı? O başlı ve kibirli bir kızdır. Ondan bir şey çıkmaz. Nuran, Nuran. Evet, o iyi bir kızdır. Fakat birkaç gün kadar babasıyla beraber uzun bir seyahate çıkacaklarını geçen akşam Ferah'dan işittim. Hiç meydanda yok. Belki de gittiler. Kamra Hanım heyecanlı bir sesle gayri ihtiyari bağırdı. Gittiler mi? Server hayretli annesine baktı ve Öyle zannediyorum dedi. Bu sabah oradan geçtim. Panjurları tamamıyla kapalıydı. Kamran Hanım kendi kendine söylenir gibi. Fakat ben Hüseyin Şakir'i görmek istiyorum diyordu. Servilerin hayreti daha ziyade artmış olduğu halde Hüseyin Şakir Bey'i mi görecektiniz diye soruyordu. Evet. Sebep? Kamran Hanım hafif bir kahkaha attı. Nurhan'ı Allah'ın emriyle sana isteyeceğim de ondan. Server afalladı. Neler söylüyorsunuz anne dedi. Şakanız hoşuma gitmedi değil. Şimdiye kadar aramızda böyle bir latife geçmemişti zannediyorum. Ciddi olmasını temenni ediyor musun? Bilmem. Düşüneyim de cevap veririm. Cevabından evvel fikrini almak istiyorum. Görüp tanımadığım genç kızlar arasında evlenmek için hoş birisi var mı? Hiç yok. Nura nasıl buluyorsun? İyi bir kız. Beni delice seven sabırlı. Çekingen, terbiyeli, sakin bir çocuk. Bütün tanıdığım kızlar arasında müstesna sayılabilir. Güzel mi? Çirkin değil. Aynı zamanda babasının servetine ve bu servetin kendisine bahsettiği geniş bir refaha karşı katiyen şımarık halleri yoktur. Kendisini sevmiyor musun? Servet güldü. Öyle bir şey soruyorsunuz ki bunun cevabını veremeyeceğim. Beni mazur görünüz anneciğim dedi. Kamuran Hanım'ın gözleri bir noktaya dalmıştı. Hüseyin'in bugünkü mevkii kendisini hayretler içinde bırakıyor. Bu kimsesi çocuğun yetim kalbinde senelerce yaşayan büyük aşkın ona manevi bir kuvvet ve cesaret vermiş olduğunu düşünüyordu. Ve kendi kendine zavallı adam şimdi kızı için aynı ızdırabı çekiyor. Onu kurtarmak lazım diyordu. Şimdi kalbinde hem sevinç hem elem hem heyecan vardı. Server annesine bakıyordu onda. Bugün muamalı bir hal görüyordu. Kendisiyle bu gibi bahislere temas etmek adeti olmadığı halde bugün mütemadiyen Nurandan bahis açması hayretine mucip oluyordu. Hakikaten bugünlerde evlenme arzusu hayatının boşluğunu doldurmak isteyen bir ihtiyaç şeklinde fikrini kurcalamıyor değildi. Bu para kendi sevgiler, nihayeti gelmeyen eğlencelerin yorgunluktan başka bir şey olmadığını hissediyor. Her güzel kızın ve her güzel kadının kalbi üzerinden bir rüzgar gibi gelip geçen hatıralarında hiçbir kıymet bulamıyordu. Nuran için şimdiye kadar hiç esaslı bir düşüncesi yoktu. Yalnız onun kendisine gösterdiği çılgın sevgiye ve çektiği ızdıraba gösterdiği sabır Sükuna karşı kalbinde bir hissi hürmet uyanmıştı. Şimdi annesiyle aralarında Nuran'ın lakırdası geçerken onu üzdüğü, beklettiği, eğlendiği günleri hatırlayarak içinde derin bir eza duyuyordu. Kamra Hanım yavaş yavaş tabağındaki yemeği yerken başını kaldırdı. Server zaten ona bakıyordu. Göz göze geldiler. Ana oğul birbirlerine fikrini anlamak ister gibi bir an durdular. Kamran Hanım söze başladı. Server, Nurhan'ın babası hakkında mümkünse bana biraz malumat verebilir misin? Nurhan'dan işittiğim şeyleri söyleyebilirim anneciğim. Fakat size bu meseleyle neden bu derece alakadar olduğunuzu sorduktan sonra. Sana söyleyeceğim lakin sen bana bildiklerini anlat. Peki. Hüseyin Şakir Bey Bafra'dan gelmiş. Zengin bir tüccar kızını son derece bir muhabbetle seven bir baba. Sonra herkesin hürmet ve muhabbetini kazanan iyi bir adam. İşte bildiklerim bundan ibaret. Çok ala teşekkür ederim. Şimdi sizi dinleyebilir miyim anneciğim? Evet. Ben de söyleyeceğim. Ben Hüseyin Şakiri çok eski zamanlardan beri tanırım. Yani 25 sene evvel bu anadan babadan öksüz ve yetim kalmış bir çocuktu. 16 yaşına kadar bizim evimizde büyümüş sonra birdenbire yanımızdan ayrılmış. Yıllarca hayat ve memadından bir haber alamamıştık. Bundan iki gün evvel kulüpte garip bir tesadüf bizi karşılaştırmıştır. 25 seneden beri görmediğim bu adamı bir tabi birdenbire tanıyamamıştım fakat o beni derhal görür görmez tanımıştı. Server büyük bir hayretle annesini dinliyordu. Hakikaten garip, lakin siz bana hiçbir şey söylememiştiniz, diyordu. Seninle konuşma vakit bulabildim mi? Yaramaz. Server gülerek önüne bakıyordu ve ''Nuran artık bundan sonra bize yabancı sayılmaz, değil mi anne?'' diye ilave ediyordu. Nuran ağlamaktan kızarmış gözlerini silerek yalvarıyordu. Baba, hiç olmazsa birkaç gün daha hareketimizi tehir etsek olmaz mı? Ne olur? Kulübün balosuna dört gün kaldı. Bak, ne kadar üzülüyorum. Sen bana her zaman acıyordun babacığım. Beni hiç üzmek istemezdin değil mi? Söyle. Hüseyin Şakir sert bir çehriyle kızına baktı. Kararımdan dönmek ihtimali olmadığını bilirsin. Bunun için yalvarmanın faydası yok. Baloya gitmek Hülya'sına gelince bu katiyen olamaz. Niçin baba? Bana bir şey sorma. İşte o kadar. Fakat ben elbisemi bir ay evvel hazırlamıştım. Onu başka bala da giyersin. Sana bütün Avrupa'nın güzel şehirlerini gezdireceğim. Seni eğlendirmek için her şeyi yapacağım. Daha ne istiyorsun? Nuran boynunu büktü. Babasının bir şeyler bildiğini anlıyordu. Fakat babacığım ben burada kalmak istiyorum diye söylendi. Hüseyin Şakir kaşlarını çatarak keskin bir nazarla ona baktı. Fazla ısrarın faydası olmayacağını bilmen lazım geliyor. Nuran önüne bakıyordu yavaş bir sesle. Beni Ferhat'tan da ayırıyorsunuz baba. Bilseniz kalbim nasıl parçalanıyor. Hüseyin Şakir'in gözleri bir an Nuran'ın yüzünde dolaştı. Sesinde gizli bir eda vardı. Ondan ayrıldığıma ben de müteessif ve müteessirim. Lakin bazı mühim sebepler var ki beni her şeye katlanmaya mecbur ediyor, dedi. Aralarına derin bir söküt girmişti. Nuran ayakta duruyor, kımıldamaya cesaret edemiyor. Hüseyin Şakir masanın kenarına dayanmış olduğu halde dalgın görünüyordu. Her ikisinde kalplerinde ayrı ayrı elen ve azıra hisleri gizlenmişti. Nuran babasının bu hareketiyle bütün ümitlerini kökünden söktüren müthiş bir fırtınanın şiddetiyle ezilmiş. Şaşkınca ayrılık ve hasret acısını artık saklayamayacak kadar iradesini kaybetmeye başlamıştı. Gözyaşları yanaklarına doğru süzülüp akıyordu. Hüseyin Şakir için için ağlayan kızına doğru döndü. Onun ağladığını görmemek için pencerenin önüne doğru yürüdü. Gözlerini Ferihan'ın evine doğru kaldırdı uzun uzun orayı seyre dalmış gibi görünüyordu. Fakat evde derin bir sessizlik vardı. Pencereler, perdeler kapalıydı. İçeride hiçbir hareket hissedilmiyordu. Acaba Feriha bir yere mi gitmişti? Hüseyin Şakir belirsiz bir azap içinde bir an sıkıldı. Bu elin mecburiyetin emrettiği yolculuk hiç hoşuna gitmiyordu. Başını çevirdi. Kızına sordu. Feriha evde yok galiba. O da çok müteessir olduğunu göstermek istemediği için odasında yalnız oturuyor. Kendisini bu sabah gördüm. Ne söylüyor? Neler konuştunuz? Hiç, hiçbir şey. Yalnız ayrılığın verdiği teessürle ikimiz de ağladık. Hüseyin Şakir'in yüzüne bir ızdırap eseri dolaştı. Tekrar döneceğini ümit etmediği bu sıcak ve sevimli muhite karşı kalbine sebepsiz bir melal doluyordu. Dimağına yerleşen hatıralar çok cazip ve çok tatlı olmakla beraber Nurhan'ın serverden uzaklaşması her şeyin fevkinde büyük bir kuvvetle arzularına, isteklerini eziyordu. Azmin önünde sağlam olmak lazım geldiğini düşündü ve başını Nurhan'a doğru çevirdi. Yarın hareket edeceğimizi biliyorsun değil mi? Nurhan inler gibi. Babacığım dedi. Hüseyin Şakir kaşlarını çatmıştı. Şimdi biraz Feriha'yı görelim diye cevap verdi ve kapıya doğru yürüdü. Feriha odasında yazı yazıyordu. Başı defterin üzerine eğilmişti. Hem yazıyor hem de kendisini fena bir rüyanın içinde zannediyordu. Şimdiye kadar hiç macera peşinde koşmamıştı. Fakat bu defa bütün varlığını alt üst eden kuvvetli bir cazibenin ceryanına kendini nasıl teslim etmiş olduğunu düşünerek elleriyle ara sıra başını sıkıyordu. Birdenbire kalemi bırakarak dışarıyı dinledi. Nuran'ın sesi vardı. "Veriha" diyordu. Babamla beraber sana geldik. Genç kız telaşla yerinden fırlamıştı. Aynada yüzünün çok sararmış olduğunu gördü. Heyecandan titriyordu. Sanki onu ilk defa görmüş gibi garip bir hal içinde kalmıştı. O geceden sonra onu hiç görmemişti. Aşağıya indiği zaman salonda. Hüseyin Şakir'i ayakta buldu. Nuran mahzun bir çehre ile gülümsüyordu. Feriha heyecanını belli etmemeye gayret ediyor ve eliyle Hüseyin Şakir'e geniş bir koltuk göstererek ''Buyurunuz, otunuz efendim.'' diyordu. Bu ziyaretin bir veda ile nihayetlenmesi ihtimalini aklından geçirerek metanetini muhafaza etmek için ne yolda hareket etmek lazım geleceğini bilemiyordu. Hüseyin Şakir'in de yüzü yorgun ve solgundu. feraha, onun kızı için ne kadar üzülmüş ve harap olmuş olduğuna dikkat ederek Nurana gıpta etmek derecesine geliyordu. Aralarına belirsiz bir sükut girmişti. Kimse bir şey söyleyemeye cesaret edemiyor gibi birbirlerinin yüzüne bakıyorlardı. Nihayet Hüseyin Şakir bu sükutu bozdu yavaş bir sesle. Sizi iki gündür göremiyoruz. Halbuki buna o kadar alışmıştık ki dedi. Feriha biraz mahzun bir gülümsemeyle hafifçe başını salladı. Bu gülümsemeyle bu baş sallayışta Hüseyin Şakir derin ve gizli bir mana keşfetmiş gibi hayretle onun yüzüne bakmaktan kendini alamamıştı. Halbuki o mütemadiyen gözlerini kendisinden kaçırmak isteyen bir inatla Nurana dönmüştü. Nurhan'ın ağlamaktan şişmiş gözlerini acı bir hisle bakıyor. Bu kızın nemiş gül dakikalar geçirdiğini, fakat hiç olmazsa ağlayabilmek yetkisine sahip olmasının bir saadet olduğunu düşünüyor. Kendi gözlerinde çıkamayan bu yaşların birer zehir damlası gibi kalbine aktığını hissediyordu. Bu esnada birdenbire odaya giren hizmetçi Hüseyin Şakir'e hitaben. Efendim, size bir misafir gelmiş olduğunu evden haber verdiler, dedi. Hüseyin Şakir Nurhan'a bakarak, Köşkü tutmak için bugün birisi gelecekti. Git. Şimdi her tarafı gezdir. Sonra gel bana haber getir kızım. Diye cevap verdi. Nuran melul gözlerle Feriha'ya baktı. Yavaş yavaş yerinden kalkıp dışarı çıktı. Feriha onunla şu dakika yalnız kalmaktan ve iradesinin zafından bir an korktu. 22 senelik ömründe bu derece heyecanı ve bu kadar azdırabı ilk defa duyuyordu. Karşısında olgun, gelişmiş, kalbini kızına bağlamış bir baba vardı. Ondan ne isteyebilirdi? Arkası yağardı.